Tanım bir kavramın ne olduğunu açıklamaktır. Bir kavramın ne olduğunu açıklamaktır. Şimdi kavram çeşitlerinden biraz bahsedelim. Tanım çeşitlerinden bahsedelim şimdi. Beş tümele göre. Tanım çeşidi. Diğeri de tanımlanana göre. Tanım çeşitleri. Tabii beş tümele göre olan tanım çeşitleri de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bunlar nelerdir? Özle ilgili tanım, diğeri de ilinti ile ilgili. Tanım. Tanımlanana göre tanım çeşitleri de ikiye ayrılıyor kendi arasında. Bunlar nelerdir? At tanımları ve nesne tanımları. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. İlk olarak özle ilgili tanıma gelelim. Kavramın yerini açıkça belirten, onun kendi özelliklerini, ana özelliklerini, o olmasını sağlayan özelliklerini belirten tanım çeşididir. Öz biliyorsunuz bir kavramın ne olduğunu belirtir ve diğerlerinden ayırarak ona içkin olan, ona ait olan en önemli özelliklerini belirtir. Kavramın yerini açıkça belirtip diğerlerinden ayıran, yani neydi özle ilgili tanım arkadaşlar? Kendisini ne yapıyorsa, kendisine ait olan en belirgin özellikler neyse onunla beraber bir tanım oluşturmaktır. Yani öz, daha önce de bahsetmiştim size. Özde bir şeyi o şeyi yapan özellikler önemlidir. Mesela ben insansam, insanın kendine ait en önemli özelliği nedir? Düşünmesidir, konuşmasıdır. Bu işte özle ilgili tanımdır. O zaman örnek verelim. İnsan konuşandır dediğimiz zaman biz özle ilgili tanım yapmış oluyoruz. Şimdi ilintiyle ilgili tanıma gelelim. İlintiyle belirlenen tanımdır arkadaşlar. İlinti neydi? Ondan bir daha bahsedelim. Daha önceden de anlatmıştık. İlinti kendisine ait olan ama sırf kendisine ait olmayıp başka türlerde de olabilen özelliklerdir. Nelerdir bunlar? Mesela uyumak, yemek, içmek, tuvalet ihtiyacı. Bunlar hep insanda da var, hayvanda da var. Dolayısıyla buna da yine bir örnek verelim. İnsan yemek yiyendir dediğim zaman ben ilintiyle ilgili tanım yapmış oluyorum. Şimdi at tanımlarına gelelim. Adın anlamının açıklanmasıdır adla ilgili tanım. Adın anlamı nasıl açıklanır? Bu tabii açıklanırken biraz kişiye bağlıdır. Kişinin kendi öznel özelliklerinden, kendine ait özelliklerinden de etkilenir. Şimdi buna örnek verelim. Üçgen nedir diye sorulduğunda biz bunu nasıl tanımlarız? Üçgen, üç açısı olan şekildir diye tanımlarız. Şimdi nesne ile nesne tanımlarına gelelim. Nesne ile ilgili olan tanımlardır.
Tabii nesne ile ilgili olan tanımlar ne ile belirlenir? Gözlem ve deney ile belirlenir. Gözlem ve deney yoluyla nesneye ait olarak yapılan nesnel bir tanımdır. Buna da bir örnek verelim. Altın iletkendir dediğim zaman ben nesne ile ilgili bir tanım yapmış oluyorum. Altının iletken olduğunu tanımlıyorum veya altın iletken bir maddedir dediğimde yine nesne ile ilgili bir tanım yapmış oluyorum arkadaşlar.